Kemal Kılıçdaroğlu fabrikaya davet ettiniz mi? Ya, kürsülerden ettik, kameraların karşısında ettik. Rıfat Bey yönetim kurulu başkanı sanırım ya davet etti ya kendisi geleceğini söylemiş. Ama orada da Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ifadesi oldu biliyorsunuz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın da mutlaka orada olması gerekir. Bu projede devletin desteği, katkısı zaten malum. Onu duyunca Kemal Bey gelmekten vazgeçmiş. Peki başkan muhalefet liderlerini davet ettiniz mi? Biz açılışa biliyorsunuz 29 Ekim'de fabrikanın açılış töreni oldu. Ve burada da hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Meral Akşener diğer parti liderleri bu açılışa davet edildi. Meral Hanım gelmedi. Kemal Bey de gelmedi. Dolayısıyla oraya o gün gelselerdi aslında açılışta fabrikayı görebilirlerdi. Mesela bakanlara makam aracı olarak verildi ya. Mesela siyasi parti genel başkanlarına da böyle teklif gitti mi? Verildi diye bir şey yok yalnız. Şunun da altını çizelim. Teklif edildi, bakınız, kabul ettiler ama. Yok. Biliyorsunuz devlet bu araçlar için bir alım garantisi verdi. Hmm. Dolayısıyla bu alım garantisi karşılığında Devlet Malzeme Ofisi aslında bu araçları satın alarak bakanlara, bakanlıklara daha doğrusu makam aracı olarak. Bakanlığın envanterini aldılar. Tabii bakanlar canım, kişisel olarak almadılar. Hayır, bakan yani devletin arabası, bakanlığın arabası. Şimdi size TOG'la ilgili sorular var ama sorabildiğim kadarını sordum. Hep programı da TOG'a çevirmeyeyim istiyorum. Ama biraz bir yandan, çevrildi zaten. Ama öyle bir soru var ki burada yani evet. Herkes bir şekilde... Ne yazıyorlar? Benim Twitter'ım açık. Fiyatları da soruyorlar. Her şeyi soruyorlar size. Fiyatlar değişecek mi diye soruyorlar. Şimdi özellikle standart menzili olan tek motorlu aracın lansmanı yapıldığında 953 lira diye duyurulmuş. Bu sonbaharda fiyatlar... Döviz kurları değişirse değişir mi diye sorar. Muhtemelen değişir herhalde. Yani o tabii firmanın kendi maliyet hesaplarıyla ilgili bir durum. Tabii ki o günkü fiyatı neyse ona göre de satışlarını yaparlar. Bu işin ortakları var. Niye onların hiçbiri konuşmuyor diye soruyorlar. Şirketin ortakları var. CEO'su var. Evet. Rıfat CEO konuşuyor aslında da. Rıfat Bey konuşuyor. Gürcan Bey de konuşuyor galiba. Gürcan Bey de konuşuyor. Ben de biraz konuşmayı çok sevdiğim için ben de Sanayi Teknoloji Bakanı olarak biraz konuşuyorum. Bu hızlı hızlı sorayım da TOG'la ilgili kısmı kapatalım diye söylüyorum. Akıllı cihaz deniyor bu araca. Ağustos sonuna kadar cruise control gibi sisteme akıllı sıfatı veren özellikler henüz yapılmayacağı açıklandı. Evet. Bunlar çalışmadan cihaz nasıl akıllı oluyor diye soruyorlar. Cihaz akıllı çünkü sürekli bağlantılı bir cihazdan bahsediyoruz. Zaten kendi bir App Store'u var. Aplikasyonları indirip kullanabiliyorsunuz. Tabii ki akıllı cihaz demek sadece otonom sürüşle ilgili bir takım kabiliyetler demek değil. Otonom sürüşle ilgili kabiliyetler de şu anda yazılım olarak araçta mevcut. Gerekli donanımları mevcut. Ama tamamen %100 güvenli hale getirene kadar şirket bunları açılımını yapmayacak. Zaten bunu ilan ettiler. Araç da bağlantılı bir araç olduğu için daha sonra bir release ile bu özelliklerini aracın açmış olacaklar.